Ha, tabii ki Ronaldo'nun seviyesi bence şu an gayet iyi. Zaten çok profesyonel, herkese örnek olan bir futbolcu. Yani Suudi Arabistan'la da karşılıklı oynadığımızda gayet iyi durumdaydı. Çünkü hem çalışmayı seven, dediğim gibi herkese örnek olan bir futbolcu. Yani hiçbir şey kaybetme işi değil, her zaman çok tehlikeli, çok büyük bir oyuncu. Tabii ki çok dikkat etmemiz lazım bizim defans olarak özellikle. Az önce dediğim gibi Ronaldo çok büyük bir futbolcu. 39 yaşında olmasına rağmen bu golleri atabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Gerçekten örnek bir futbolcu hepimiz için. Ben ona daha önce karşılıklı oynadım, hem Suudi Arabistan'da hem Portekiz'de de oynamıştık milli takımda. Tabii ki onu en iyi şekilde savunmamız gerekiyor. Ama bizim savunmadaki oyuncular hepimiz tecrübeliyiz. Nasıl savunacağımızı bence gayet iyi biliyoruz. Tabii ki böyle büyük futbolculara karşı oynamak herkesin hayali. Bizim için ben bir fırsat olarak görüyorum bunu. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp dünyanın belki de en iyi oyuncusuna karşı en iyi şekilde savunma yapacaktır. Mourinho'nun Türk futboluna katkısı tabii ki çok büyük olacaktır. Çünkü çok büyük bir isim. Yani Türkiye'ye çok şeyler katacaktır. Hem ismiyle, hem oynatacağı oyunla, hem yaşatacağı başarılarla bence. O yüzden çok büyük bir fırsat bizim hem Türk futbolcular için hem Türk milleti için. Böyle bir büyük bir hocanın Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye çalıştıracak olması. O yüzden dediğim gibi hepimiz için bir şans. İnşallah herkes en iyi şekilde değerlendirir ve çok başarılı olur. İlk sorunuz, İtalya'nın futbolu Türklere bence benzemiyor. Çünkü İtalya çok daha farklı bir futbol oynuyor. Özellikle ülkemize nazaran. Daha çok taktik yapıyorlar İtalya'da özellikle. Biz de şu an milli takımda çok daha taktik yapıyoruz Montella sayesinde. Hem antrenmanlarda olsun hem sahanın dışında video olsun çok yapıyoruz. O yüzden bize çok büyük katkısı var. Hocamızın en Türk özelliği ne söyleyebilirim? Çok çay içiyor, ben onu gördüm. Herhalde çayı seviyor. Onu söyleyebilirim. Benim en çok İtalyan özelliğim de yemeklerini seviyorum yani böyle. Ya tabii ki Türk yemeklerini de çok seviyorum da, ama İtalya'da oynadıktan sonra 5 sene böyle daha çok İtalyan yemekçi gibi oldum yani. Onu söyleyebilirim.